Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte reel küçülme sağlayan 3 tane önemli şirketi inceliyor olacağız. Satışlarda ve büyümelerde sorun yaşayan fakat yüksek enflasyonist kar ile belli olmayan 3 tane önemli şirketi görüyor olacağız. Aslında şirketlerdeki bu enflasyonist etki çok kötü bir etki. Çünkü biz zannediyoruz ki şirket karını 1.5'a, 2'ye, 2.5'a hatta 3'e katladığı için şirketin gidişatı çok iyi. Fakat sonuçta baktığımız noktada geliyoruz ve şirketin aslında reel olarak satışını küçülttüğünü görüyoruz. Sadece enflasyonu sevkiden büyümüş. Mesela bir araba işi yapan şirkete baktığımız zaman geçen sene 10 araba sattığını fakat bu sene 9 araba sattığını görüyoruz. Fakat aradaki enflasyondan dolayı kar artar gibi gözüküyor. Veya demir çelik şirketinin geçen sene 10 ton sattıysa bu sene 9 ton sattığını görüyoruz. Aslında realde küçül, küçülüyor. Satışlarından yana bir sorunu var. Fakat şirket enflasyondan dolayı kar ediyormuş gibi gözüküyor. Bunlar kritik sıkıntılardır. Bunları muhakkak surette detaylı inceleyerek çözmemiz gerekiyor. Videoya geçmeden önce yine bir not vermem gerekirse bu marifetin bu sene büyüyen şirketleri değil de gelecek senelerde büyüyebilecek şirketleri analiz etmek olduğunu söylemem gerekiyor. Evet ben sizler için bu zaman periyodu içerisinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde reel büyüyen ve reel küçülen şirketleri inceliyor, analiz ediyor, sizlere gösterir olacağım. Ama bu nasıl nedeni? 200 sayfalık, 300 sayfalık şirket raporlarını okumaya zamanınız olmadığı için yatırım yapacağınız şirketin nasıl olduğunu bilmenizden kaynaklanıyordur. Bilmenizi istediğimden kaynaklanıyordur. Onun haricinde şirketin şu anki karlılığının, şu anki büyüme veya küçülmesinin değil, gelecek birkaç sene içerisinde bunu bunların nasıl olacağını bilmemiz asıl bizim için önemli noktadır. Şimdi bu şirketlerde satış ya da reel küçülme var demek çöpe atalım ya da işe yaramaz demek değildir. Ne demektir? Dikkat edelim, farkında olalım, takip edelim demek oluyor. Hiçbir şirket asla ve asla yükselişini büyümelerde daha yani satışlardaki artışlarında reel büyümelerinde dahi bu şekilde çıkartamaz. Muhakkak surette yükselişler alçalışlar olacaktır. Satışlarda da yıllık bazda, çeyreklik bazda baktığımızda. O yüzden bu şekilde aşağı gidişler olabilir. Bunlar çok felaket durumu değildir ama bunları bilmemiz gerekiyor ve şirketimizin büyüyüp büyümeme durumunu muhakkak suretle takip etmemiz ve ona göre değerleme metotlarını uygulayarak ona göre değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Burası çok önemli. Gelin ilk şirketimizle başlayalım. İlk şirketimizde Ereğli'yi göreceğiz. Zaten faaliyet raporları içerisinde birazdan hızlı hızlı geçeceğiz. Şimdi özellikle de şunu ifade etmek istiyorum. Endeksin bu tarz tatsız olduğu, gücünün yukarı doğru çıkma yetmediği ve faizlerle boğuştu aslında bu senaryoda ki endeksin geleceğiyle ilgili neler olacağıyla ilgili bir video çektim. Lütfen onu Baştan sona izlemeyi unutmayın Endeksin bu özellikle de yatayda Zorlandığı dönemlerde agresif olarak realde de büyüyen şirketleri bulmamız gerekiyor. Bu yüzden bu videolar çok önemli. Seri halinde gelecek. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Hemen başlıyorum. 12. sayfamıza gidiyoruz Ereğli'nin raporunda. Şimdi burada ne göreceğiz? Personelle ilgili bir nokta göreceğiz. 2021 itibariyle 12.788 çalışanı varken şu anda 12.659'a gelmiş. Yani burada çalışan personel bakımından real küçüldüğünü görüyoruz. Zaten şirketler real küçülüyorsa bunu ilk başta personelde hissedebiliriz. O yüzden önemli bir kriterdir incelememiz için. Hemen 15. sayfaya devam ediyorum. 15. sayfada burada araştırma geliştirmelerini görebiliyoruz. Yani tabii ki şirket realde küçülüyor olabilir ama bu demek değildir ki araştırma geliştirmeyi bırakacak. Mesela 2022 yılında yaz ürünlerde 28 yeni ürün kalitesi geliştirildiğini söylüyor. İşte 44 proje tamamlanmış olup 51 projeyle ise devam ettiğini bizlere söylüyor. Devam ettiğimiz zaman aşağıda yatırım faaliyetlerini de yine görebiliyoruz. Erdemir tesislerinde ne olmuş? Aşağı geldiğimizde İstemir tesislerinde ne olmuş? Bunları yine görebiliyoruz ki video içerisinde durdurup kendinizde zaten okumalarını sağlayabilirsiniz. Şöyle bir bağlı işte iştiraklerine bakacak olursak İskenderun Demir Çeliği, Erdemir Madencilik, Erdemir Çelik Servis Merkezi, Erdemir Mühendislik, Erdemir Romanya vesaire gibi sağlam, kuvvetli ve gayet beğendiğimiz bir büyük iştirak yapısı olduğunu yine bu noktada görebiliyoruz. Hemen gelelim 22. sayfaya. Tabii ki ben sizlere Ereğli ile ilgili alınabilecek hedef seviye noktalarını da yine ara ara söylemeye çalışacağım. Fakat burada önemli olan endeksin hareketinin orta vade içerisinde biraz yatayda kalacağı için aldığımız şirketleri ucuzdan alabiliyor oluruz. Fakat bu orta müddet boyunca elimizde yatayda bekliyor olacaktır kazandırmadan. Bu yüzden bu kısma iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer söyleyeceğim şey özellikle reel küçülen şirketler bilançolarında bunu enflasyona çok iyi yansıtamadılarsa çok düşük fiyatları iniyorlar. Ve bu çok düşük fiyatlara inmesi de onlara dip kadem kademe atabilmek için çok büyük avantaj olmuş oluyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bazen de şirketlerde olan kötü durumlar onları çok ucuzdan alabilmemiz için bize yine fırsat oluşturmuş olabiliyorlar. Şimdi geldik e burada 22. sayfa. 22. sayfa bizim için önemli. Neden? Çünkü işletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bize bilgi veriyor. Şöyle biraz daha yaklaşacağım. Şimdi sektöre baktığımız zaman zaten 2022 yılı Aralık ayında dünya ham çelik üretiminde yıllık bazda 10.8'lik bir düşüş olduğunu söylüyor. Yani sektörde %10'luk bir düşüş var dünya genelinde zaten. Bunu türetebiliriz. Daha detaylarına iniyoruz. Mesela Asya ham çelik üretiminde 2021 yılına kıyasla 2.3'lük bir düşüş olduğunu söylüyor. İşte burada Japonya'da 7.4'lük bir düşüş olduğunu söylüyor. Bilmem Hindistan'da 5.5'lik olduğunu söylüyor ama biz zaten bu tepede alacağımızı alıyoruz. 2022 Aralık ayında dünyada ham çelik üretiminde %10.8 bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tabii ki Aralık ayı diyor. Peki bu yıl Ocak Aralık döneminde dünya ham çelik üretiminde ise 4.3'lük bir düşüş olduğunu da bizlere yine söylemiş oluyor. Burası asıl önemli nokta. Yani sektör bu dönem içerisinde iyi gitmediği için burada şirketimizin küçülmesi biraz daha belki mazur görülebilir. Hemen 23. sayfaya devam ediyorum. 23. sayfaya geldiğimiz zaman burada bu sefer bir raporumuzun devamını görüyoruz. Ya Kuzey Amerika'da vesaire de devamlarını küçülme durumlarının söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve devam ettiğimizde Türkiye'nin hamçelik üretimi Aralık ayında yıllık %18.3 azalışa maruz kaldığını görüyoruz. Aralık ayında elektrik ark ocaklı tesislerde üretim yıllık %21.5 azaldığını yine burada görüyoruz. Ocak Aralık döneminde ise hamçelik üretiminin yıllık %12.9 azaldığını bu bağlamda görebiliyoruz ki demir çelik şirketlerinin yaşadığı en büyük sorun da budur. Ha şimdi bu tabii ki negatif bir durum. Fakat demir çeliğin kullanımının artık biteceği öngörüsünü buradan çıkartabilir miyiz? Hayır. O zaman demek ki bu konjöktürel düşüşler belki de demir çelik şirketleri için bir alım noktası olarak karşımıza çıkabiliyordur. Bunu da bu şekilde kontrol etmekte fayda var. Sektör içerisindeki yere baktığımız zaman Ereğli demir çelik için bakıyoruz. 9 milyon ton ham çelik ürettiklerini 2022 yılında ise Ereğli testlerinde ham çelik üretiminin bu kadar olduğunu ve Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık bir düşüş gösterdiklerini söylüyorlar. İskenderun tesislerinde ise geçen seneye göre %18'lik bir düşüşün söz konusu olduğunu bizlere söylüyorlar ki grup 2022 yılı ham çelik üretimi bir önceki yıla göre de %14 düşüş olduğunu söylüyorlar. Yani realde %14 bir geriye gitme söz konusu. Aşağı doğru geldiğimizde işletmenin gelişimini buradan yine görebiliyoruz. Daha aşağı geldiğimizde işletmenin ünitelerini ve verimliliklerini görüyoruz. Yani geçen sene %95-94 verimlilikte çalışırken bu sene 83-82 verimlilikte çalıştıklarını yine görebiliyoruz ki bu da önemli bir durumdur. Aşağı gidişat noktasında. Hemen devam ediyorum. Burada ürünlerimizi görüyoruz. Burada da üretim miktarlarımız. Şimdi üretim miktarlarımıza baktığımızda 2021 burası zaten görüyoruz. 2020'den 21'den 2022'ye geçerken üretimde tüm kalemlerde aşağı gitmişiz. Bu bağlamda 7500'den 7000'e 857'den 736'ya 2600'lerden de 2500'lere tam bir geriye gidişatı olduğunu görüyoruz. Üretim tabii ki bizim için önemlidir. Personel ve üretim aslında satıştaki düşüşü önceden kestirmemizi sağlar. Fakat zaten direkt elimizde satış rakamları var ve gelelim en önemli sayfamıza. 26. sayfaya gideceğiz ve satışlardaki düşüşleri görüyor olacağız. Siz bu tabloyu okuyarak daha da detaylı bir bilgi elde edebilirsiniz ama basitçe baktığımızda geçen sene 2400 olan yatsı mamul satışlarının özür diliyorum 7400 olan yassı mamul satışlarının 7000'e, 846'lık uzun mamulün 764'e, pelet, manziyat ve cevher satışlarında 2364'ten 2200'e gerilediğini ve net olarak tüm ürün gamlarında küçülmeye gittiğini adet başına da tabii ki küçülmeye gittiğini görebiliyoruz. Bunu zaten kah bilançosundan görebiliyoruz kah hissenin fiyatından da görebiliyoruz. Fakat hissenin fiyatının düşüşünün büyük bir kısmı dünyada demir çelik ihtiyacının tüketiminin bir miktar azalmasından kaynaklanıyor. Hemen ikinci şirketimiz olan Türk Traktör'e geçiş sağlıyorum. Türk Traktör'e geldiğimiz zaman fiyatının tepelerde bildiğiniz gibi 650-660 liralardan dipte 480 liralara kadar geldiğini görmüştük. Zaten bizim her zaman burada çizdiğimiz bir destek noktası vardı. 510 liralar. 510 liraların altında Türk Traktör alım için gayet mantıklı diyorduk. Çünkü neden? Bunu nereden çıkartıyorduk? Değerleme metotları bize 500-510 lira altının Türk Traktör için gayet mantıklı seviyeler olduğunu ifade ediyordu. Şu an geldiği fiyatlar 540 liralar. Biraz daha böyle geri çekilmelerle 525-530'larda da kademesel alımlar mümkün gözüküyor. Şimdi gelelim 153 sayfa Türk traktörün faaliyet raporuna. Hızlı hızlı sizde sayfaları göstereceğim. Türk Traktörü ilgili söyleyebileceğimiz nokta sektörü ve yaptığı iş ölümsüz nitelikte. Çünkü ne yapıyor? Tarım her zaman devam edeceği için, tarım yapılabilmesi için de traktörlere ihtiyaç olduğu için ki gelişmiş traktörler de buna dahildir. Bu yüzden işi ölümsüz gibi duruyor. İnovasyon tarafına baktığımız zaman drone gelişiminin de söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani raporu detaylıca incelediğinde drone ile ilaçlama tarafında da ciddi faaliyetler olduklarını görebiliyoruz. Bunlar olumlu faaliyetler. Fakat sonuç olarak bizim video başlığımız real de küçülen şirketlere bulmak ve özellikle de sizlerin enflasyonist kar ile belli olmadan anlaşım anlaşılmadan küçülen şirketlerden haberdar olmanızdır. O yüzden şirketin iyi yönleri var. Evet onları söylüyoruz ama sonuç olarak reelde küçülüyorsa bunu da gösteriyor olacağız şimdi. Bir diğer önemli nokta raporların içerisinden çıkarttığım tespitlerden bahsedeceğim yine. Sektörün %4 büyüdüğünü görüyoruz. Bu bağlamda satışlarda sektörün altında kalmış. İhracat tarafında artış olduğunu, totalde artış olmadığını. Bu yüzden de değerin değerlerinde çok büyük sıkıntılar olmadığını görüyoruz ama yine de realde küçülme söz konusu. Hemen hızlı hızlı bakalım dördüncü sayfayla. Türk Traktör hakkında kısımda satış adetlerinde zaten bunu direkt bariz bir şekilde görebiliyor olacağız. Bakın. 2020 ile 21 arasında 34.900'den 48.700'e çıkan inanılmaz bir satış adetinde büyüme görüyorduk. Fakat 48.700'den 44.500'e 2022 senesi içerisinde küçülmenin gerçekleştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi yandaki grafiklere baktığımız zaman brüt karda, faaliyet kârında, FAVÖK'te, net kârda her yerde büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü burada bir enflasyon etkisi var. Fakat adetsel bazda baktığımız zaman üretim adetlerinde sıkıntı içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. Türk e, traktörü yine satış gelirlerine baktığımız zaman zaten bakın toplamda 10.000 2.6 milyardan 21.8 milyara bir çıkış söz konusu. Yani büyümüşüz zannediyoruz ama adet başında yani realde küçülmemiz söz konusudur. Özet aslında rapor içinde budur ama hızlı hızlı diğer kısımları da sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi buraya geldiğimizde 2022 yılına ilişkin gelişmelerde traktör pazarında 2021 yılında başlayan toparlanma geçen sene devam etmiş. TÜİK kayıtlarına göre 2022'de traktör satış adetleri bakın şuradayım %4 artarak 66.900 olmuş. E burada biz geriye gittiysek demek ki bizim reel büyümede bir sıkıntımız oldu. Buradan aşikar bir şekilde gözüküyordur. Yine bu kısmı yönetim kurulu raporunu detaylı okumakta da çok büyük fayda var. Ben videonun süresini çok uzatmayacağım. Çünkü bir hisse daha buraya eklemeye çalışacağız. Şimdi bu bağlamda 2023 beklentilerine baktığımız zaman da Türkiye traktör pazarının büyüklüğünü, iç piyasa traktör satışlarına, ihracat satışlarına ve yatırım harcamalarını da bize burada söylüyorlar. Yani karına göre yatırım harcaması iyi olan bir şirkettir. Bunun da altını çizmemizde fayda var. 2023 beklentilerinde yine size gösterdikten sonra 29. sayfaya gidiyorum. 29. sayfaya gittiğimizde burada drone kısmı işte görüyor oluyoruz. Şimdi drone ile ilgili büyük alanların ilaçlanmasına maliyet, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayan geniş uygulama yelpazesi kullanımı ve bakım kolaylığı, yüksek verim ve çevre vesaire gibi drone hizmetleriyle ilgili bilgilere fuar boyunca detaylı tanıtılmıştır. Mevcutta 5 pilot bayide drone ile ilaçlama hizmeti sunulmaktadır deniliyor. Bu bizim için önemli bir nokta. Sonuç nedir? Bu bir inovasyondur. İyi veya kötü bir inovasyondur. Hemen 33. sayfaya gidelim. 33. sayfaya geldiğimizde 30. sayfada 16 yıldır Türkiye traktör pazarında kesintisiz pazar liderliğini koruyan Türk Traktör 2022 yılında 17.095 adet traktör ihraç ederek bu alanda da rekorunu yenilemiş ve Türkiye Traktör ihracatının %88'ini tek başına karşılamış diyor. Yani ihracatta rekora devam ettiğine göre bir önceki satışını güncellemiştir. Bunu anlayabiliyoruz. Buradan çıkartabiliyoruz. Bu bağlamda yurt içi satışlarda bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki eğer sektörel olarak bunu ifade etmemişse. Hemen gelelim son sayfamıza. Son iki sayfamız kaldı. 36. ve 41. sayfalarda gidip bitiriyor olacağız. Üretime baktığımız zaman burada 2020'de Türk Traktör'ün üretimleri üretimlerini 2021'de ve 2022'de üretimini görüyoruz. Ve üretim tarafında da 2020'de 72.000'den 67.000'e net bir düşüşün söz konusu olduğunu görebiliyoruz. İhracat tarafına baktığımızda ama daha deminki rapordan yani daha deminki söz öbeğinden çıkarttığımız şeyin doğru olduğunu burada teyit edebiliyoruz. Çünkü Türkiye traktör ihracatına baktığımız zaman adet bazında olduğunu lütfen unutmayın. Burada adet bazında yazdığını göreceksiniz zaten. Toplamda 18.400'den 19.300'e çıkmış. Yani ihracatta traktör satışlarını artırabilmişler. Fakat yurt içi pazarda artıramadıkları için totalde bir reel küçülmeye maruz kaldıklarını bu noktada görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir veriydi. Son verimiz olarak. Bunun haricinde bakacağımız ofis çalışanları noktasıdır. Ofis çalışanlarında büyüyüp küçülme durumlarına bakıyor olacağız. Ofis çalışanında, saha çalışanında, toplam arge çalışan sayılarında artışın olması bizim için gayet olumlu bir durum. Yani personelde aslında bir büyüme söz konusu. Ama traktör satışında bir reel küçülme çok büyük olmasa dahi söz konusu. Bunun haricinde arge faaliyetine de kısaca göz gezdirecek olursak Türk Traktör aktif fikri haklar portföyü 190 adet yurt içi 11 adet de uluslararası olmak üzere toplamda 200 bir adet patente ulaştığında bize söylüyor diyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda Türk traktördeki işlerin çok kötü olmadığını ama sonuç olarak reel bir küçülmeyle karşı karşıya olduğunu bu bağlamda yine görebiliyoruz. Son şirketimiz hemen geçiş yapıp geliyorum. Son şirketimiz DEO boya fabrikaları tarafına gelmiş bulunmaktayız. Burada da ciddi bir fiyat kaybı gerçekleştiğini görüyoruz. 31 liralardan dipte 20 liralar kadar bir düşüş söz konuşuldu. Zaten endeksin bu ciddi değer kaybı yaşaması durumundan sonra bütün şirketler de o zirve fiyatlarının altına gelmiş bulunmakta. Şimdi DEO boya tarafına bakacak olursak öncelikle hızlı hızlı rapora bakıyor olalım ama burada iki tane raporumuz olacak. Birincisi 2021'in yani bir önceki senenin faaliyet raporu. Bir de 2022'nin faaliyet raporuna bakacağız. Nedenini sizlere anlatıyor olacağım. Hemen 9. sayfayla başlıyorum. 9. sayfaya baktığım zaman öncelikle 95 yıllık deneyim 11 segmentte üretim kabiliyeti olduklarını söylüyorlar. Ortaklık yapısına baktığımızda %25'in halka açık %74.53'ün de Yaşar Holding tarafında olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Ortaklık yapısını gayet iyi diyebiliriz. 10. sayfaya geldiğimiz zaman burada bir bakışta DYO boya kısmını görüyoruz. Burada ne kadar ürünler olduğunu, ne kadar markalar olduğunu, ne kadar deneyimler olduğunu görebiliyoruz. İki farklı lokasyonda üretim testleri olduğunu yine görebiliyoruz. Arge merkezinde tamamladığı proje sayısının 76 olduğunu, 111 yeni ürünü, 3500 ambalaj çeşidi olduğunu, burada Deyo blok e, bağlılık sistem Üye sayısını görüyoruz ve çalışan sayısında 1027 olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Peki son olarak 20. sayfaya kendimizi aldığımızda burada önemli bir nokta göreceğiz. Burada 2022 yılı içerisinde gerçekleşen proje sayısına baktığımızda 2022 yılında tamamlanan proje sayısının da 76 olduğunu, yeni ARGE projesinin de 75 olduğunu ve devam eden TÜBİTAK projelerinde 4 olduğunu bu noktada rahatlıkla görebiliyoruz. 17. sayfaya geldiğimiz zaman burada 2022 faaliyetlerini göreceğiz. Bizim asıl reel büyüme var mı yok mu bunun cevabını merak ettiğimiz kısım bu sayfada yer alıyor. Nasıl yer alıyor? Faaliyetlere baktığımız zaman yıl içerisindeki toplam satışın ton bazında 115 bin ton olduğunu görüyoruz. Ama 2021 ile kıyasını bulamıyoruz. Çünkü burada paylaşılmamış. Mecbur ne yapıyoruz? Bir önceki senenin faaliyet raporuna erişip bir önceki senedeki satış rakamını bulursak ikisini kıyaslayabiliyoruz. Şimdi burada ne faaliyet raporumuz yine Dyo boyanın 2021'i. Hemen burada 17. sayfaya gittiğimiz zaman 2021 yılı faaliyetleri içerisinde satışlarını göreceğiz. Şöyle biraz yaklaşayım daha rahat görebilirsiniz diye. Yaklaştığımız zaman 2021 yılında %75-71'li kapasite kullanımı oranı ile çalışan Deyo Boya yıl içerisinde toplam 144 bin tonluk satış gerçekleştirmiş. Yani buradaki satış rakamı 144 bin ton iken burada satış rakamımızın 115 bin ton olduğunu görüyoruz. Ve burada aslında reel küçülme olarak en ciddi darbe yiyen şirketlerden bir tanesinin Deyo Boya olduğunu görüyoruz. Yüzdesel olarak baktığımız zaman bugün Dyo boyu Türk Traktörü ve Ereğli'yi birlikte incelemiş olduk. Ve bu şirketlerde enflasyon enflasyonist etkiden dolayı kar büyüyor gibi gözükse de aslında bir reel küçülme sorununun olduğunu görebiliyor olduk. Videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki birkaç videoda da size hem reel büyüyen hem reel küçülen şirketleri çekiyor olacağım ki bizler enflasyonist etkiden arındırılmış şekilde iyi yönetim, iyi pazar odağı, pazarı ele geçirebilme, domine edebilme, iyi Arge faaliyetleri, inovatif işler sonucunda Doğrudan doğruya satışlarını artırabilen şirketleri bulabiliyor olalım satışların düşünenlerden de haberdar olup ona göre değerlemeyle ona göre yatırım yapalım demektir bunu sağlamak istiyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak destek olabilirsiniz sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın her zaman araştırabildiğimiz bildiğimiz öğrendiğimiz kadarıyla o şirketlere yatırım yapabiliyor olacağız.